Şimdi sen su ürünleri mühendisisin. Bize hiç bilmeyen birisi için, mesela 14-15 yaşındaki bir çocuk için su ürünleri mühendisi nedir? Ne iş yapar? Biraz bunlardan bahseder misin? Tavsiye eder misin? Mesela böyle yönlendirebilir misin? Ya su ürünleri mühendisi suyla ilgili aslında her şeyi kapsıyor. Yani balıklarına tutun, yosununa, kabuklu canlılarına, yumuşakçasına, planktonuna çok geniş bir konu. Yani su kalitesi, barajlar, yani aslında çok geniş bir Aslında her kapsama yerde alanı iş var. bulabilir Evet, gibi bir şey çıkıyor burada o zaman. o tamamen senin neye özelleşmek istediğine göre değişiyor. Su ürünleri mühendisliği genellikle ülkemizde çupra levrek, yani balık yetiştiriciliği, o yetiştiriliyor, hasat ediliyor. Ve bizim sürekli bu pazarda gördüğümüz balıkçılarda çipra ve levrek Çupra aslında. levrek, evet. Bunların başında siz varsınız değil mi? Bunların yetiştirmesinden gelişine kadar her Evet. şeyi siz mi Kültür yapıyorsunuz? balıkçılığında, eğer kültür balığı olarak satılıyorsa çupra levrek, onlar kafeslerden, denizden geliyor. Ne iş yapıyorsunuz çiftlikte? Bir gününüz nasıl geçiyor mesela? Çiftlikte bir günümüz genelde ilk olaylar yemleme. Yemlemesi ayrı oluyor. Dalgıçlar sabah erkenden dalış planını çıkarır. Kont edilecek kafeslerini kendi aralarında konuşurlar. Dalgıçlar gider. Yukarıdaki kişiler yem atanlar olur. Yem atarken kafesleri takip edilir. Ya bir Balığı... görev dağılımı var o zaman. Evet, Herkesin evet, başka evet. görevleri var. Bariz öyle bir şey var. Kafesleri gezersin, balığı gözlersin ya da yem yerken balığın davranışlarına bakman gerekiyor. Bir de ayrıca bir lojistik kısmı da var. Onlar da ayrı işler yapıyor. Angarya işler oluyor. Kafesler çekiliyor, balıklar aktarılıyor, hasatlar yapılıyor, Bayağı kafesler kapsamlı bir iş var o temizleniyor. zaman. Evet. Ben çok kısa bir dönem çalıştığım için biraz deneyimim var. Ve dedim Sıtkı'ya saygım daha da arttı benim. Sıtkı'nın denizciliğine böyle saygım daha da arttı. Çünkü hem ağır bir iş var, denizcilik olarak hem Evet. ağır bir iş var, hem bir sürü bilgi bilmek zorundasın. Sen şeyi söyledin, balık davranışlarını da mı takip ediyorsun? Evet, mesela onda yem yerken özellikle balık hani yemi yiyor mu? Ne yapıyor? Ya da balık hasta mı? Kafeste ilk önce sabah gittiğimizde bir kafesleri gezeriz. Hani kafeslerin üzerinde bir sıkıntı var mı? Gece balığın başına bir şey geldi mi? Bir şey olduğu zaman mesela oradan bir önce bir gözle bakılıyor. Sonra mesela bir şey gördün kafeste. Dalgıçlara söyleniyor. Şu kafese ayrıca bakın. Hani böyle böyle problemler olabilir. Dalıştan sonra tekrar Bunlar balığın onları... davranışlarını etkiliyor mu? Mesela ne oluyor da balık düşünceler? Şimdi biz şey düşünüyoruz. Balıklar insan harici diğer canlıların düşüncesi yok, davranışı yok, hissi yok. Onlar böyle bir madde gibi düşünüyoruz ama öyle değil herhalde. Değil. Şimdi balık geceleri bu barj dediğimiz duba aslında. Orada silolarımız var. Yem kontrol odaları var. Bu barjların üzerinde ışıklar oluyor. Geceleri o kafesler aydınlatılıyor. Bu futbol sahalarını aydınlatmak için Büyük kullanılan... proje. Onun gibi bir ışık. Büyük ışıklar Aynen, ışıklarla aydınlatılıyor. aydınlatılıyor. Bunun olayı mesela kötü havalarda şimşek çaktığı zaman, özellikle levrekte oluyor bu. Balık ani ışık strese giriyor. Sürekli dönmeye başlıyor. Dönerken balık ağzıyor, birbirine sürtünüyor. Pullara dökülüyor. Pullar dökülünce de tabii bütün hastalık kapmaları artıyor. Direnci azalıyor. Balığın üzerine yaralar oluşuyor. Oradan mesela akşam balığın başına bir iş mi geldi? Yani mesela kötü havalarda, şimşek ya da yağmurlu havalarda ertesi gün bakman gerekiyor. Balıkta bir zedelenme var mı? Geceyi nasıl geçirmiş? Ona göre de gün içinde devam ediyor Vay işte. be, bayağı ilginç. Ben bu tarafını hiç düşünmemiştim. Şimşek çaktığında balık bundan etkilenip strese girip Ölüyor. hastalık kapıp ölecek Evet. gibi geliyor. Ölmesi ayrı oluyor. Öldükten sonra mesela ölmedi diyelim. Balık sürtünürken pullara dökülüyor. Pul dökülünce bu sefer korunması azalıyor. Belli bir süre sonra hastalık kapma riski daha çok artıyor. Hasta oluyor. Bu sefer bir balık hasta olunca tüm kafesi yayılabiliyor. Kafesi yayılınca yanındaki kafeslere, bütün Oo. çiftliğe bir şekilde, Facia. evet, akıntıdan. Ve sürekli o zaman bunu kontrol etmek, denetim yapmak zorundasınız. Evet, Yani sürekli. mühendis ve de ayrı Anlık. dalgıçlar da Evet. her gün bunları kontrol etmek Evet. zorunda. Kötü havaların da böyle bir dezavantajı var o zaman Kötü çiftlikte. havaların, evet, çok var. Yemleme diye bahsettim mesela. Yemleme süreci nasıl? İşin asıl kısmı yemleme. Çiftliklerin giderlerinin, çok büyük bir gider var orada. %70'ini belki yemler oluşturuyor. Ya yani yemler de genelde dolar üzerinden. Yani her gün tonlarca yemi, parayı denize atıyorsunuz. Burada aslında mühendislere iş düşüyor. Orada yemlemeyi yapan mühendis balık yemi yiyor mu? Yemi kaçırıyor mu? Yem kaçarsa para dökülüyor denize. Çünkü çok derin bir derinlik var ortada. O yemi attın, binlerce balık var. Yiyemiyor, o yem heba mı oldu? Ondan Evet, mı yani bahsediyorsun? şimdi balık bazı günler çok rahat yer. Zaten yediği zaman da kafesin üzerinden baktığın zaman bile böyle şıkırdamasından anlıyorsun balığın dönüşünden. Şimdi otomatik yemleme sistemleri var. Barj dediğimiz yerde yem siloları var. Hava yardımıyla uzun borular şeklinde buradan kafeslere, böyle fıskiye gibi düşün, yem atılıyor. O arada çoğu çiftlikte kafeslerde kameralar var. Bilgisayar
bilgisayardan, kameradan izliyorsun balığı. Suyun altından mı? Suyun altında. Kafes, kameralar suyun altında. Sen bilgisayardan o an yeme atarken o balığı direkt gözlemek. Davranışlarını görüyorsun. Davranışını evet takip ediyorsun. Bayağı kapsamlı. Yem olayı mesela çok önemli. Mühendislerin asıl takip etmesi gereken en önemli konulardan biri de yem işi. İlk geliyor balık. Yavru balıklarda şimdi ağız açıklığına göre belli bir yem vermen gerek. Yani aynı her yemi balık yemiyorlar. Evet. Yavru balıkların yemi daha küçük oluyor. İçerikleri daha farklı oluyor. Yani balık büyüdükçe, belli bir gramaja geldikçe o yemi sen büyüterek geçiş yapıyorsun. Yani tek bir yem yok farklı boylarda, evet, yaşlardayken. İçerikleri bile farklı. Ne yiyorlar? Yemde ne var genelde? Balık unu oluyor. Balık tozu. Genelde yavru balıkların protein ağırlıklı oluyor. Daha çabuk. Tamamen et üretebilmesi lazım. Protein ağırlıklı oluyor. Yağ ağırlıklı oluyor. Büyüdükçe tabii yem içeriği de yine genelde sabit kalıyor ama genel olarak aynı şeyler. Çünkü kafamızda genelde balık çiftliğinde şöyle bir durum var. Orada bir şey böyle sarılı bir ağ var. Oraya bazen yem atıyorlar. Onlar kendi kendine büyüyor. Balık oluyor. Biz de alıp hasat yapıyoruz gibi böyle bir mantık oluyor. Şimdi yavrulara ayrı kişiler bakar. Mesela yavru yemlemesi farklı olur. Otomatik yemleme sisteminden bahsettim. Yavrularda böyle bir sistem olmuyor. Çünkü balık küçük olduğu için ilk geldiği zaman senin o balığı yemi alıştırman gerekiyor. Balık geliyor. Bu arada gelirken de ayrı süreçlerden geçiyor. Kuluçkaneden balık geliyor. Sen o balığı aldıktan sonra tekrar kafesi getirirken bu arada balık bayıltılıyor, ayılıyor. Orada tabii fenoksiler veriliyor balığı bayıltılmak için. Fazla verdiğin zaman balık bayılıyor, bir daha ayılmıyor. Ölüyor. Yani onun derecesinde senin ayarlıyor olman gerekiyor. Yani mühendislerin ayrı bir takip şeylerinden biri de bu. Yani yavrulara ayrı bakılıyor. O zaman bir sürü kapsamlı böyle bir süreç var. Fabrikasyon gibi aşama aşama ilerliyor ve hepsinde mühendis gözetiminde olmak zorunda. Evet. Hepsini takip ediyor. Yavru balıklar ortalama 20 grama geldikten sonra... Neyden bahsediyoruz? Çupra mı, levrek mi mesela genel? Çupra ve levrek. Yani aslında şimdi 20 gramda levreğin aşılaması oluyor. Belli bir hastalıkları oluyor. Çünkü levrek biraz daha kırılgan bir balık. Daha mı hassas? Daha hassas. Levrek biraz daha hassas olduğu için levrek daha çok uğraştırır mesela. Levreğe aşılaması ayrı oluyor. Bu arada aşılamada ayrı bir aşı salları geliyor. Aşı salında avlalar oluyor genelde. Balıklar tek tek sayılıyor. Tek sayıyorlar tek böyle tek gerçekten. Sayıyorlar. Yani milyonlarca balığı tek tek peki sayıyorlar. Peki aşılarken de böyle bildiğimiz gibi tek tek aşılanıyor mu balıklar? Tek tek aşılanıyor. Çok zor ya. Ya asıl bu yavruyken aşılama süreci orada kadınlar sayıyor. Sayılar toplanıyor. Balıkların hepsi bir değil. Bazıları biraz daha küçük. Bazıları biraz daha büyük. Orada balıklar boylarına ayrılıyor. Mesela 3 kafese ayrılıyor. Orta boy, büyük boy, küçük boy. Küçük boyu bir araya topluyorsun ki genelde gramaj birbirine yakın olsun. Ortalaması tutulur. Evet. Orada sayıya mesela kafeslere dağılırken de sayılar tutulur. Mesela o kafeste diyorsun ki 300 bin balık var. Tam sayısını alıyorsun. Ona göre sen yemini ona göre belirliyorsun. Dalgıçlar mesela ölümleri, fireleri alırken o sayılardan düşülüyor. Bu aşama en baştan düzgün bir şekilde yapılacak. En son hasatta balıklar alınıyor. Hasatta aldığın en son kafesten sonraki sayı, ilk sayı. Sen aradaki ölüleri, fireleri çıkarıyorsun. Orada aşağı yukarı denk gelmesi lazım. Bayağı zor bir iş. Evet, biraz kapsamlı. Şundan dolayı da ben şunu hatırlıyorum. O balık ölümlerini de ortalama bir şey tutturmak zorundasın. Çünkü çok fazla bir tane balık iki diye yazar sayarsan ya da ciddiye almaz işte 10 tane var. 20 deyip geçersen evet, totale baktığında çok fazla bir balık ölümü kaybı gibi çıkıyor. Evet, orada da dalgıçların zararı yani, evet, oluyor değil mi? Küçük balıkta biraz daha balık küçük olduğu için bu sefer fire daha şey oluyor. Mesela büyük balıkta bakıyorsun biraz daha fazla gözüküyor ama balık büyük olduğu için sayısı az oluyor aslında. Ama küçük balıkta bakıyorsun ikisi de aynı seviyede. Mesela ölü torbaları var bu arada. Balık küçük olduğu için fren daha çok. Sen orada belli bir sayıyı dalgıç sana göz kararı ya da tek tek sayılıyor bunlar. Orada bilecek, sana bildirecek ki sen mühendisler bunu raporluyor. Onlar da tabii ilk başta balık aşılanırken alınan adetten düşülüyor. Yani sen bu kafeste firelerden sonra elimde bunlar kalıyor. Hasata kadar oradan takip ediyorsun. Ciddi bir sorumluluk hissediyor musun üstünde? Hissediyorsun yani canlı ile çalışıyorsun. Bir yani oraya hastalığı çok, var, çok büyük var, bir yatırım yapılıyor. En ufak bir şeyde. Çünkü hassas, zor yani kolay değil. Bir de şeyi hatırlıyorum. Geçtiğimiz sene bir tane gemi çarpmıştı bir çiftliğe. Milyonlarca balık dağılmıştı. Benim çalıştığım çiftlikte öyle oldu. Bir tane yük gemisi, evet. Hmm. Yük gemisi. Sanırım kaptan alkollüymüş. Belli bir rotadan çıkıyor. Çiftliğe giriyor. Çaprazdan böyle giriyor. 3 tane kafesi alıyor götürüyor. Bizim mesela sabah orada yemleğimi yapan bir abimiz vardı. Diyor ki usta diyor burada kafes yok diyor. Abi diyor nasıl kafes yok? Kafes yok diyor. Yani bakıyoruz kafes yok. Bir tane kafes komple gitmiş. Balık kaçıyor, ölüyor. Çok büyük bir hasar. Evet. Ondan sonra bu süreci hatırlıyorum. Balıkçı tekneleri akın akın turlar götürdüler oraya. Evet. Onlar da ayrı bir onların sayfaları var. Sayfalardan hemen haberler yayılıyor. İşte şu
çiftliğin şu kafesi patlamış. İşte çupra ya da levrek. Hemen ertesi gün bütün çiftliğin çevresini balıkçılar sarıp balıklarını çekiyor. Onu, o yasak bir şey yok herhalde. Onu yasak bir şey yok ama belli bir sınır var. Normalde çiftlikte şimdi şamandıralar var. O şamandıraların en az 200 metre açığında olması lazım. Çünkü orada işler yapılıyor. O şamandıralardan sistem sabitleniyor yerlere. Aşağılardan halat gidiyor. O yüzden belli bir açıklıkta beklemeleri gerekiyor. Adamlar iyi para kazandı o işten. Ya biz mesela kaçan balığın gramajını balıkçılardan gidip hani tuttukları balıklardan az çok hani bakıyorduk. Bu diyorduk hani bu balık. Gramajını öğrenip ona göre davranıyoruz. Onu da tespit ediyordunuz. Evet.